Ajin Kumpi, 10 numara Mehmet Özcan, 1 numara Ümit Sorgo, 22 numara Dwight Colby ve 99 numara Altan Erol. Meşiyle parkede yer alıyor. Grup takım Eşler Sigorta. Afyon Belediyespor'a baktığımızda ise 3 numarayla Chris Rice, 9 numarayla Evaldas Keyris, 11 numarayla Paul Leisner, 13 numarayla Sinan Sağlam, 30 numara Paco Cruz. Afyon Belediyespor'un ilk beşi. Mücadelede ilk basket, ilk basketler Merkez Efendi Belediyesi Denizli'den geldi. 2-0 önde. Denizli temsilcisi Ajeh Umpik'in basketi. Cruz da hücumda. Şutunda isabet yok, faul. Wright spot altından topu oyuna soktu. Leisner. Wright yeniden topu aldı. Bir faal daha. Ayzi Humpik. Faal yapan oyuncu Denizli Basket'te. Otel Angels Park hazırlık turnuvasında dün oynanan iki karşılaşmayla ilk günü geride bıraktık. Cruz'un basketi geldi bu arada. İlk günün ilk maçında Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket İzmir temsilcisi Bornova Belediyesi'ni 79-63 mağlup etmeyi başarmıştı. Günün ikinci karşılaşmasında İştahi Sigorta Afyon Belediyesi Lokman Ekim Fethiye Belediyespor'u 65-62 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu iki karşılaşmada Ege TV ekranlarından naklen karşınızda olmuştu. Yine bugün iki karşılaşma oynanacak. Bu maçın ardından yine saat 18.30'da Bornova Belediyesi Lokman Ekim Fethiye Belediyespor karşılaşması da yine Ege TV ekranlarında olacak. Turnuvanın 3. ve son günü saat 14'te oynanacak tek maçla Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket Lokman Ekim Fethiye Belediyespor maçıyla son bulacak. Değerli izleyenler, bu hatırlatmayı da sizlere yapalım. Bu maçta yine Ege TV ekranlarından naklen yayınlanacak. Daha sonra turnuva sona erecek değerli izleyenler. 4-2 Afyon Belediyesi'nin üstünlüğü var şu anda. İlk periyotta 2,5 dakikayı geride bıraktık. Chris Wright 2'de 2 attı serbest atış çizgisinden. Umpik'te hücumda Denizli Basket. Ümit Sonkol 3 sayılık atışında isabet var. Ümit Sonkol tecrübeli kaptan. Maçtaki ilk 3 sayılık basket Ümit'ten geldi. Chris Wright. Leisner. Şimdi topla buluştu Leisner. Hemen baskı geldi Leisner'a. Kaybetmedi topu, basketi buldu. Yok. Savunma reboundunu Keyris aldı.
Chris Wright. Cruz. Leisler perdeden çıktı. Şimdi Keiris. Colby'ye rağmen basketi buldu. Evaldas Keiris. Humpik. Geriye çekilerek attı. Ayze Humpik. Atışında isabet yok. Cruz. Leisner yeniden Cruz'da oynadı. Şimdi içeride Keiris. Faul. Evet, hücum faul. Evet, kenara geliyor Afyon Belediye'de. Ekrem Sancaklı oyunda. Altan'ın ilk atışı isabetli. Atışını kaçırdı Altan Erol. Fark 4 sayı Afyon Belediye lehine. Ekrem. Harika bir asist Ekrem'den. Sinan sağlam smaçla tamamladı. Boştaki Sinan'ı çok güzel gördü Ekrem ve bir de top kaybına zorladı Afyon Belediye Denizli basketi. Sinan sağlam. Keiris potaya gitti. Keiris atışında isabet yok. Faul. İki serbest atış kullanacak Evaldas Keiris. Egemen Güven oyuna dahil oldu Afyon Belediye'de. Keiris kenara geldi serbest atışların ardından. Ayze Humpik. Humpik perdeyi kullandı. Kolbe'ye aktaramadı. Şimdi iki sayılık şut. İsabetli değil Altan'dan. Savunma ribandu Sinan'da. Cruz. Egemen. Şimdi Ekrem. Ekrem potaya gitmek istedi. Altan'dan blok geldi. Umpik. Pot altına harika bir pas. Colby. Colby'nin atışında isabet yok. Hücumu devam edecek Denizli basketin.
ıslanan zemin hemen müdahale ediliyor. Umpik pot altından şimdi oyuna soktu topu. Kolbi'yi yeniden Umpik. Ümit. Kolbi indirdi. Kolbi potaya gitti. Smac'ı kaçırdı. Dwight Kolbi. Cruz. 3 sayılık atışta isabet yok. Savunma reboundu altında. Tempo arttı. Umpik. Kolbi. Egemen'le mücadelesinde faul. Egemen Güven faul yapan oyuncu. İki takımda da oyuncu değişikliği. Afyon'da Berke oyuna dahil oldu. Sinan kenara geldi. Denizli Basket'te de Mehmet Özdağ'ın kenarda. Mertan Mutlu oyunda. İki attı Dwight Kolbi. Fark 5 sayı Afyon Belediyeleri'ne. Chris Wright oyunda. Leisner. Ekrem. Chris Wright. Egemen indirmek istedi. Mertan Mutlu topu çaldı. Bir de şut. Mertan'dan isabet yok. Ekrem. Egemen perdeye geldi. Ekrem. Ekrem'den iki sayılık şut. İsabetli değil. Egemen hücum reboundunu aldı. Basketi yaptı. Egemen Güven. Farkın azalmasına izin vermiyor Afyon Belediye. Son 2,5 dakika içeriğin sonuna. Ümit'in atışında isabet yok. Hızlı çıktı Afyon Belediye. Ekrem'le Berke. 2 sayılık atışta isabet var. Paul Leisner. Ümit. 3 sayılık atış isabetli değil. Üst üste hücumlardan boş dönüyor Denizli Basket. Ekrem boş kaldı, atmadı. Bekledi arkadaşlarını. Şimdi sete döndü Afyon Belediye. Ekrem. Berke. Egemen'le oynadı. Egemen dönerek atışı isabetli. Egemen Güven'in basketiyle fark açılıyor. Çift tanelere çıktı fark. Mertan. Son 1,5 dakika. Dwight Kolbi tepeden attı. 3 sayılık basket geliyor. Dwight Kolbi. Uzunundan 3 sayılık basket buldu Denizli Basket. Chris Wright'ın 2 sayılık atışı isabetli. Anında cevap geldi Chris Wright'tan. Umpik. Mertan. Kolbi. Şimdi Altan. Kolbi'ye iyi bir pas aktaramadı. Eleyup düşündü Altan. Olmadı. Kol bir kenarda. Borov'un Paçun oyunda Denizli Basket'te. Berke. Leisner. Egemen Güven. Bora'yla mücadelesi. Egemen Basket. Son
10-24 saniye. Umpik'ten iki sayılık atış isabetli değil. İlk çeyrekte son hücum olabilir. Top kaybı. Berke alamadı topu. Umpik süreye baktı. 8 saniye, 7 saniye. Son 3 saniye. Ayze Humpik'te top. 2 sayılık atışı isabetli. Son basket geliyor Ayze Humpik'ten. İlk çeyreğin sonucu. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket 13. Eşdeğer Sigorta Afyon Belediye 23. İkinci çeyreğe Eşdeğer Sigorta Afyon Belediye başladı. Egemen'den eliyup pası son anda kontrol etti. Sinan dışarıya çıkardı Berke. Dönerek atışı Berke isabeti buldu. İkinci çeyreğe de basketle devam ediyor. Eşdeğer Sigorta Afyon Belediye. Fark 12 sayı. Mertan. Faul. Chris Wright'ın faulü. İlk faal oldu Chris Wright'ın. Ümit. Mertan içeride Borov'un paçın. Dışarıya çıkardı Ümit. Tepeden 3 sayılık atışı isabetli. Ümit son kol. Mertan mutlu. Faal yaptı. Ayze Umpik kenara geldi. Denizli Basket'te Barış oyunda. Ekrem. Egemen'le ikili oyun oynadı. Basket'i buldu. Ekrem Sancak'la Egemen Güven işbirliğiyle basket'i çıkardı Afyon Belediye. Ümit. Mertan. Şimdi Barış. İki sayılık atışı Barış'ın isabetli değil. Savunma reboundunu Sinan aldı. Berkay Gündüz. Ekrem Sancaklı. Fenerbahçe'den transferi. Eşdeğer Sigorta Afyon Belediye'nin Sinan Sağlam pası. Egemen. Egemen'in atışı isabetli değil ancak. İki serbest atış kullanacak Egemen Güven.
Mitsonkol kenara geldi. Bertan oyunda. Denizli Basket'te. Afyon Belediye'de de Cruz yeniden oyuna dahil oldu. Chris Wright kenarda. Egemen ilk atışını kaçırdı. İkide bir attı Egemen Güven. Faul. Berke faul yaptı. Altan. Bora perdeye geldi. Altan Erol dışarıya çıkardı. Mertan 3 sayılık atışı isabetli. Mertan mutlu. Ekrem. Egemen Güven. Bora'nın müdahalesi. Afyon hücumu devam edecek. Bu arada mola geldi değerli izleyenler. Eşler Sigorta Afyon Belediye Baş Antrenörü Can Sevim molayı aldı. 28-19'luk üstünlüğü var Afyon temsilcisinin. Sinan Sağlam'dan harika bir bas potu altına basket faul. Paul Lesner moladan çok iyi döndü Afyon Belediye. Adeta bir son saniye hücumu gibiydi. Afyon Belediye'den güzel bir basket izledik. Serbest atışı kaçırdı. Bertan. Şimdi Mertan. Perdeyi kullandı. Barış 3 sayılık atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi. Leisner müdahale etti. Utku'da top. Utku'da oyuna dahil oldu. Mola dönüşünde Utku Saraloğlu. Sigortam.net İTÜ'den transferi Afyon'un. Cruz. Denizcan topu çaldı. O da oyunda. Denizli Basket'te. Faul. Bertan.
Barış. Bir faal daha Sinan Sağlam, bu kez faal yapan oyuncu Afyon'da. Denizcan 3 sayılık atışı isabetli değil. Utku ile hücumda Afyon Belediye. Cruz. Leisner. Keiris. Utku. 5 saniye hücum süresinde olmasına Keiris dışarıya çıkardı. Cruz 3 sayılık atışı isabetli. Paco Cruz. Denizli Basket karşısında fark açıyor. Eşdeğer Sigorta Afyon Belediye. Bora faul. Keiris'in faulü. Egemen oyuna dahil oldu. Keiris kenarda, Chris Wright oyunda. Sinan Sağlam kenara geldi. Denizli Basket'te de Colby oyunda. Keiris, Sinan ve Cruz ikişer faul oynuyor. Eşler Sigorta Afyon Belediye'de. Denizli Basket'te de kaptan Ümit Sonkol'un iki faulü var. Utku. Leisner. Chris Wright. Cruz tepeden 3 sayılık atışı isabetli. 3 sayılık basket Cruz'dan. Denizcan Çevik. Colby aktardı. Colby basketle tamamladı. Cruz Denizcan'ın sırtını almıştı. Basketi buldu. Chris Wright. Barış. Potu altını dolaştı. Barış kendisi bitirdi. Üç sayılık atışta isabet yok. Leisner kendi topunu aldı. İkinci denemesinde de isabet yok. Rebound mücadelesi Colby'den çıktı dedi hakem. Afyon hücumu devam edecek. İlk yarıda son 4,5 dakika içerisindeyiz. Cruz atmaya devam ediyor. Bir 3 sayılık basket daha. Yeni transfer Cruz'dan, Ritas'tan geldi bu sezon. Dwight Colby kaybetti topu. Leisner pozisyonunu bozdu. Chris Wright turnikesi isabetli. Üst üste basketlerin ardından mola geliyor. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket baş antrenörü Şahin Ateşdağlı'dan.
Mola dönüşünde Ayzef Umpik ve Mehmet Özdoğan oyunda. Denizli Basket'te Mehmet elinden kaçırdı. Evet. Yarı saha ilali. Berke. Egemen'e indirdi. Egemen zor pozisyonda attı. İsabet yok ancak faul. Egemen ilk atışını isabeti buldu. İkideki attı Egemen Güven. Ayze Humpik. Mehmet. Borahun Paçun. Egemen'i sırtına aldı. Borahun faul. Ali Tuncer oyuna dahil oluyor. Afyon Belediye'de Leisner kenarda. İkide bir attı Borahun Paçun. Utku, Berke, Ali Tuncer yeniden Utku, faul, Dwight Colby faul yapan oyuncu Denizli Basket'te. Utku çizgide. İkide bir geldi Utku Saraloğlu'dan. Son 3 dakika içerisindeyiz ilk yarı sonuna. Sayılık üstünlüğü var. Eşdeğer Sigorta Afyon Belediye'nin. Mertan 2 sayılık atış. İsabetli değil. Rebound mücadelesi. Gol bir alamadı. Ali'de kaldı top. Ekrem. Ali. Utku. Uzaklardan 3 sayılık atışı. İsabetli Utku Saraloğlu. Mertan. Kendisi gitti potaya. Faul. Bora kenarda. Ümit son kol yeniden oyunda Denizli Basket'te. İkinci atışını da kaçırdı ancak Ümit son kolu hücum reboundunu aldı. Bir de üçlük Ümit'ten isabetli değil. Bu kez savunma reboundunu Berke aldı. Ekrem Sancak'tı. Ali. Utku. Messi kullandı atışında. İsabet yok. Ümit son kol savunma reboundunu aldı. Mehmet. Son 1,5 dakika. İlk yarıda faul. Ekrem faul yaptı.
2'de 1 attı Mertan Mutlu. Kenara geldi serbest atışların ardından Barış yeniden oyunda. Ekrem. Utku içeriye girdi. Pasında Berke 3 sayılık atışı isabetli değil. Ali ribaundu alamadı. Barış. Kendisi kullandı. Blok geldi Ali'den. Şimdi Ali yine elinden kaçırdı. Ali Tuncer. Mola. 54.6. İlk yarının sonuna. Bu kez Can Sevim molayı aldı. 49-27'lik üstünlüğü Afyon Belediye'nin. Mola dönüşünde Barış'la hücumda Denizli Basket. Mehmet. İki sayılı katış Mehmet'ten isabet yok. Ali Tuncer aldı savunma reboundunu. Barış'ın faulü. Ekrem'in ilk atışı isabetli. İkide iki geldi Ekrem'den. Maç saatiyle hücum süresi arasında 5 saniye fark var. Son 25 saniye. Ümit. 3 sayılı katış isabetli değil. Rebound'u Ali aldı. Son 10 saniye. Utku. 2 sayılı katış isabetli değil. 3 saniye. 2 saniye Ayze Humpik uzaklardan gönderdi. Atışında isabet yok. Ve mücadelede ilk yarı tamamlanıyor. Değerli izleyenler 51-27'lik üstünlüğü var. HDI Sigorta Afyon Belediye'nin. Mücadelenin ikinci yarısıyla yeniden sizlerle birlikte olacağız şimdilik. Hoşçakalın.
Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüs ile mücadele ediyor. Dünyayı saran bu sorunla mücadele ederken dikkate almamız gereken bazı önlemler var. İşte tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına da maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Hiçbir kişisel eşyayı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi yüksek ısıda yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin. Dengeli beslenin. Uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin. Ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Ateş, öksürük, nefes darlığı şikayetleriniz varsa bir sağlık kuruluşuna başvurun. Risk almayalım. Gerekeni yapalım. 14 kurala uyarak koronavirüsün ülkemizde yayılmasına engel olalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Tarihimizin döndüğü yerdeydik. Şairin yazdığı gibi Mustafa Kemal Paşa Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayarak bağımsızlığa yürüyüşünü başlattı. Yurt ne pahasına olursa olsun geri alınıyordu. Umudun zamanıydı. Ve ordumuz 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Yüzbaşı Şerafettin bayrağı gözyaşlarıyla göndere çekti. Uzun esareti sona eren İzmir halkı coşkuluydu. Askerlerimizin üstüne çiçekler yağdırdı. O gün bugündür İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Türkiye'de bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının göstergesidir o çiçekler. Doğan İnşaat, yılların tecrübe ve birikimiyle, mimarı, mühendisi, tecrübeli ve deneyimli ustalarıyla, kaliteli malzemesiyle yaptığı işlere 20 yıl garanti vermektedir. Doğan İnşaat olarak bugün İstanbul Kartal Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz, Tekirdağ Saray'dayız, Aydın'ın Didim ilçesindeyiz, İstanbul Pendik Üskaynarca'dayız, Muğla Ula Akyaka'dayız. Doğan İnşaat olarak bugün Muğla'nın Bodrum ilçesi Güvercinlik sahilindeyiz. Şu anda Didim Akbük sahilindeyiz, Amasya'nın Merzifon ilçesi merkezdeyiz. Biz Türkiye'nin her yerindeyiz. Doğan İnşaat ekibi olarak bugün Ankara Gölbaşı Özçağla sitesindeyiz. Doğan İnşaat Türkiye'nin her bölgesinde çalışmaya devam ediyor. Türkiye'nin markası Doğan İnşaat, geniş kadrosu, tecrübeli ekipleriyle aynı anda 8 bölgede faaliyet göstermektedir. Kaliteli hizmetin güler yüzün tek adresi Telefix tüm İzmirlileri mağazalarına bekliyor. Türkiye'de ilk kez göz önünde tamirin tek adresi Telefix. Sağlığınızı en az sizin kadar önemsiyoruz. Mağazalarımızda yeni konseptimizi görmeye siz değerli müşterilerimizi bekliyoruz. Gözünüzün önünde tamiriniz yapılırken siz çayınızı kahvenizi için. Eğer evden çıkmak istemiyorum diyorsanız motosikletli ekiplerimiz sizler için iş başında. Tamiriniz yapılıyor, eve teslim ediyoruz. Adresimiz Şair Eşref Bulvarı No 24 İsmet Kaplan Mahallesi Konak İzmir. Telefon numaramız 0232 483 33 84. Basketbol severlere müjde. Türkiye'nin referans turnuvası Gloria Cup Basketbol D-Smart'ta. Türkiye'nin devleri Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta, Pınar Karşıyaka, Tofaş, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji ile
Euroleague takımları Kızıl Yıldız ve Ukrayna şampiyonu Dnipro'nun katıldığı Gloria Cup 2-13 Eylül tarihlerinde Gloria Sports Arena'daki iki farklı turnuvayla naklen ve sadece D-Smart'ta. D-Smart her televizyona şart. Bahçeleri aslında amacımız herkesin toprak sahibi olması. Sebze, meyve, ağaç dikiyoruz mesela. Meyvelerimizi alıyoruz oradan. Taze taze sabah kahvaltısına toplayıp yemesi çok güzel bir şey. Huzur, mutluluk, sebzelerimizi ekiyoruz. Ağaçlarımız var, suluyoruz. Ne bileyim. Keyif alıyoruz, çocuklarımız mutlu. Biz kendimiz ekip yetiştiriyoruz ve bunu tüketiyorum. Şehirde yapamadığım şeyleri çocuğumu rahatça dışarıda bırakabiliyorum, serbest bırakabiliyorum. Çocuğum burada eğleniyor, toprakla meşgul oluyor. Biraz daha kafa dinleyip huzurunu gece rahatlıkla bulabiliyor burada. İlk amacımız herkesi bir toprak sahibi yapmak. İkinci amacımız da iki temel amacımız var. Birincisi buydu. İkinci temel amacımız ise kaybolan tarım kültürü var ve komşuluk kültürü var. Bunu tekrardan ailelere kazandırmak. Tarihimizin döndüğü yerdeydik. Yurt ne pahasına olursa olsun geri alınıyordu. Ordumuz 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Yüzbaşı Şerafettin bayrağı göndere çekti. Cesareti sona eren İzmir halkı coşkuluydu. O gün bugündür İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Türkiye'de bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının göstergesidir o çiçekler. İzmir'in yeni yaşam merkezi ve Bakırçay Devlet Üniversitesi'ne olan yakınlığıyla cazibe merkezi. Yeni Gözde Yatırım Bölgesi Seyrek'te. Demirsel İnşaat imzalı Seyrek My Home evleri Stadyum Caddesi numara 22'de. Menemen Seyrek satış ofisimize bekliyoruz. Merkez Efendi Belediyesi'nin engellilerle ilgili böyle bir hizmet olduğunu internetten öğrendim. Benim de böyle hizmete bugün ihtiyacım olduğu için telefonla randevu aldım. Ve geldiler beni evimden aldılar. Aracımın bakım yapılacak olan bıraktılar. Bu hizmet için Merkez Efendi Belediyesi'ne teşekkür ederim. Merkez Efendi'nin başlattığı uygulamayı Instagram'dan gördüm, sosyal medyadan. Aradım, hemen geldiler ertesi günü. Onlara çok teşekkür ediyorum. Merkez Efendi Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım.
hayalinizdeki yaşam alanlarına sahip olmak artık bir tık uzağınızda. Çağın bütün imkanlarını evrensel vizyonla birleştirip en doğru fiyat ve seçeneği sunan MyMisa sizlerle. Dürüst, saygın, yenilik ve hız. Hem içte hem dışta evlerinizi şenlendirmeye geliyoruz. Dış mekanda boya tadilat, iç mekanda banyo, tuvalet, mutfak tadilat, her türlü zevke uygun duvar kağıdı, kaplama, tüm boya tadilat, dekorasyon ve aklınıza gelebilecek bütün tadilat işlemleri için en doğru adres MyMisa. Sizlerden aldığımız desteklerle bu güvene layık olmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimiz ve seçeneklerimiz için web sitemizi ziyaret edin. www.maymisa.com.tr. Çelik kapı sektörünün önde gelen kuruluşu Hedef Çelik Kapı sizlerin güveniyle büyümeye devam ediyor. Hedef Çelik Kapı sizlerin güveniyle büyümeye devam ediyor. Denizli'de 3 mağazasıyla hizmet veren Hedef Çelik Kapı şimdi de Nazilli ve Kuşadası'ndaki şubeleriyle Aydın bölgesine, Fethiye ve Ortaca'daki şubeleriyle de Muğla bölgesine hizmet veriyor. 32 yıllık tecrübeyle estetik, güvenli, kaliteli, ekonomik ve çözüm odaklı hizmet sunmak şiarımız, düzenli ve titiz çalışarak işimizi doğru zamanda, doğru şekilde bitirip sizlerin memnuniyetini kazanmak hedefimiz. Türkiye'nin ikincisi, Ege bölgesinin en büyüğü olmanın gururuyla Denizli, Nazilli, Kuşadası, Ortaca ve Fethiye'de hizmetinizdeyiz. Sizlerle beraber daha çok yolumuz var. Hedef Çelik Kapı bir kök çelik kapı kuruluşudur. Sade GPS araç takip sistemleriyle lojistik, yolcu taşıma firmaları, personel ve okul servisleri, kurumsal araç kiralama şirketleri ve daha fazlası artık 7/24 takibinizde. Üstelik araç hız ve bölge ihlallerinde anlık raporlama sistemleriyle. Sade GPS, yerli üretimin gücü. Tarihimizin döndüğü yerde, şairin yazdığı gibi Mustafa Kemal Paşa Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayarak bağımsızlığa yürüyüşünü başlattı. Yurt ne pahasına olursa olsun geri alınıyor. Umudun zamanıydı. Ve ordumuz 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Yüzbaşı Şerafettin bayrağı gözyaşlarıyla göndere çekti. Uzun esareti sona eren İzmir halkı coşkuluydu. Askerlerimizin üstüne çiçekler yağdırdı. O gün bugündür İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Türkiye'de bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının göstergesidir o çiçekler. Otel Angels Park hazırlık turnuvasının ikinci gününün ilk maçında Merkez Efendi Belediyesi Eşitel Sigorta Afyon Belediye karşılaşmasının ikinci yarısıyla yeniden sizlerle birlikteyiz değerli izleyenler. ...51-27'lik üstünlüğü var Afyon Belediye'nin. Denizli Basket karşısında Barış Çağan, baskı var Barış'a. Kolbi, şimdi Mehmet, pot altına indirdi Ümit. Son kol turnikeyi kaçırdı. Kolbi hücum ribandını aldı. Kolbi'den çaldılar. Şimdi Barış. Bir kez daha Kolbi. Süre doldu. Süre doldu. Faul beklentisi var Barış'ta. Afyon hücumuyla devam edecek mücadele. Cruz.
3 sayılık atış Kuruz'dan isabetli değil. Barış Kolbi 3 sayılık atış. Kolbi'den isabet yok. Faul. Sinan Sağlam'ın faulü Afyon'da. Berke oyuna dahil oldu Afyon'da. Şimdi Ümit. Barış 3 sayılık atışı isabetli. Barışcan Özkan. Farkı 21 sayıya düşürdü Denizli Basket. Leisner. Berke. Şutunu kullandı top. Çemberin içinden çıktı adeta. Faul. Mehmet. Leisner topu çaldı. Mehmet faul yaptı. Chris Wright. Cruz. Bir kez daha Cruz. Bu kez Ümit Sonkol topu çaldı. Tepeden üçlüyü gönderdi. İsabetli değil. Leisner. Kadis. Chris Wright alamadı topu. Umpik araya girdi. Boş pozisyonda turnikeyi bıraktı Ayzi Umpik. Ümit son kol. Yine pas arası. Barış. Üçüncü çeyreğe kötü başladı Afyon Belediye. Umpik. İki sayılık atış. Umpik'ten isabetli değil. Hücum reboundu Dwight Colby'den faul. Colvin'in ilk atışı isabetli. İkide iki attı Dwight Colby. Mola geliyor. Afyon baş antrenörü Can Sevim'den 51-34 farkı düşürdü Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket.
Mola dönüşünde Afyon Belediye hücumu 34-51, henüz bu çeyrekte sayı bulamadı Afyon Belediye. Kuruz'dan iki sayılık atış, ilk sayıları geliyor. Kuruz'da Afyon Belediye adına 8-0'lık seriyi sonlandırdı Afyon Belediye. Denizli Basket'in bu çeyrekteki ilk sayıları. Barış Colby'ye indirdi. Dwight Colby atışında isabet yok. Yine kendi tamamladı. Pot altında çok etkili bir isim. Denizli Basket'te Dwight Colby. 36-53. Faul. Hücum faul. Keyris kenarda. Ompik. Ayze Ompik. Mehmet. Faul. Altan Erol oyuna dahil oluyor. Olacak birazdan Denizli Basket'te. Mehmet Özdoğan ilk atışını kaçırdı. İkinci atışı isabetli Mehmet'in. Altan oyunda. Ümit Sonkol kenara geliyor. Chris Wright. Egemen. Kuruz. Dışarıya çıkardı. Ekrem Sancaklı. İki sayılık atışında isabet yok. Rebound mücadelesi. Son dokunan Egemen. Denizli Basket hücumu olacak. Ayze Humbik. İki sayılık atış Şumpik'ten isabetli değil. Savunma reboundunu Leisner aldı. Kuruz hızlı çıktı Afyon. Chris Wright şimdi frene bastı. Perdeyi kullandı Chris Wright. Harika bir pas Egemen'e. Çok güzel bir hücum. Egemen güven tamamladı. 37-55. Ayze Humpik. Mehmet. Kolbe'ye indirdi. 2 saniye var hücum süresinde olmasını. Altan son saniyede atışını gönderdi. İsabet yok. Rebound mücadelesi Ekrem'de kaldı. Ekrem faul geldi Mehmet'ten. Mehmet ve Kolbi kenarda, Borağın Paçun ve Bertan oyunda.
Cruz. Egemen. İki sayılık atışı isabetli değil. Faul geldi. Hücum faul kararı. Bertan'ın ilk atışı isabetli. İkideki attı Bertan baştan. Cruz. Chris Wright. 3 sayılık atışı isabetli değil. Bora'da kaldı top. Ekrem'in faulü. Barış'ın ilk atışı isabetli. İkinci atışını kaçırdı Barış. Altan Erol hücum reboundunu aldı. Bir hücum daha Denizli Basket'ten. Bertan. Şimdi Barış. 5 saniye hücum süresinin dolmasına. Pas arası geldi Ekrem'den. 3.6 var hücum süresinin dolmasına. Mertan mutlu oyunda. Barış kenara geldi. Mertan. Mertan'dan atış kısa kaldı. Ekrem. Son müdahale Mertan'dan dedi hakem. Afyon hücumu sürecek. Ekrem'den 3 sayılık atış isabetli değil. Rebound mücadelesi. Cruz'da kaldı. Yüksek bıraktı Cruz. Basket faul. Utku Chris Wright'la yer değiştirdi. Tek atış kullanacak Paco Cruz. Bunu da sayıya çevirdi Cruz. Umpik dışarıda Alten. Şimdi Bertan köşede Mertan'ı buldu. Mertan Mutlu'dan 3 sayılık atış isabetli değil. Rebound mücadelesinde Altan'ın faulü. İkide bir attı Utku Saraloğlu. Son 2 dakika 40 saniye 3. çeyrekte.
Ayze Humpik. İki sayılık atışı isabetli. Cruz. Hücum faul. Altan. Humpik. 3 sayılık atışı isabetli Ayze Humpik. 5 sayı geldi Ayze Humpik'ten. 2 hücumda baskı var. Utku Saraloğlu 2 sayılık atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi yine Utku'da kaldı. Bir hücum daha Afyon'dan. Egemen. Mertan faul yaptı. İkinci atışını kaçırdı Leisner. Altan. Üç saniye hücum süresinin sonuna Bora Umpaçun. Basketi buldu Bora. Farkı 13 sayıya kadar düşürdü Denizli Basket. Altan'dan faul geldi. Cruz ilk atışını kaçırdı. Bir de sıfır attı Cruz. Altan. Dışarı çıkardı Bertan. Pas hatası Bertan'dan. Cruz ve Ekrem kenara geldi. Chris Wright ve Berke oyunda. Denizli basketti de Altan Ümit'le yer değiştirdi. Leisner. Egemen. Utku Saraloğlu. Son 35 saniye. Bertan araya girdi. Topu çalmayı başardı Ayze Humpik. Bora Umpaçun. Bora potayı zorladı yine basketi çıkardı. 49-60 son 10 saniye. 3. çeyreğin sonuna fark 11 sayı. Cruz. Top kaybı. Denizli hücum olacak. 3 saniye var. Çeyreğin sonuna. Farkı tek hanelere indirme şansı olabilir Denizli basket adına. 3.2. Mertan, Ayze Humpik. Son saniye, süre yetmedi. Kendisi atmayı düşünmedi. Hata bende diyor Ayze Humpik. Son çeyreğe gireceğiz birazdan. Gerçekten bu çeyreği çok iyi oynadı diyebiliriz Denizli Basket.
24 sayı olan farkı 11 sayıya kadar düşürdü. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket Afyon karşısında bu çeyrekte rakibine 9 sayı tanıdı Denizli temsilcisi. Son çeyreğe işte HDI Sigorta Afyon Belediye başladı. Chris Wright perdeyi kullandı. Dışarıya çıkardı. Leisner. Zorlama bir atış. İsabet yok. Dwight Colby de kaldı. Savunma reboundu. Ancak Mertan Mutlu'da bir sakatlık var. Değişiklik istedi Mertan. Hemen sağlık görevlisi müdahale edecek. Kenara geldi Mertan Mutlu. Tedavisi orada devam edecek. Mehmet Özdağ'ın oyunda. Ayze Humpik. Humpik Kolbi'ye aktarmak istedi. Egemen araya girdi. Barış Kolbi ile oynadı. Dwight Kolbi. Dönerek atışında basketi buldu Dwight Colby. Uzun bir aradan sonra farkı tek hanelere düşürdü Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket. Bu arada top kaybına zorladı Chris Wright. Topu kaybetti. İyi bir baskı Denizli Basket'ten. Mehmet Özdağ'ın basket faul. Son çeyrekte maça yeniden ortak oldu Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket. Mertan tedavisi tamamlandı. Yeniden oyunda. Umpik kenara geldi. Serbest atışı da sayıya çevirdi. Mehmet Özdoğan fark 6 sayıya düştü. Chris Wright köşeden 3 sayılık atışında isabet yok. Savunma reboundu Ümit'te.
Barış. Dışarıya çıkardı Mehmet. Tepeden 3 sayılık atışı isabetli değil. Keiris, Chris Wright. Potaya gitti Chris Wright, faul. İki serbest atış kullanacak Chris Wright. İlk atışı isabetli. İkideki attı Chris Wright. Mertan. Mehmet tepeden faul. 3 serbest atış kullanacak Mehmet Özdoğan. Atışı isabetli. Üçte üç attı Mehmet Özdoğan. Bak 5 sayıya kadar düştü. Ekrem. Ekrem'in asisti Leisner'ın basketi. Barış. Kolbe'ye aktaramadı. Keiris'e çarptı top. Denizli Basket'in hücumu devam edecek. Ümit'ten 2 sayılık atış isabetli. Ümit son kol. Ekrem Sancaklı. Kuruz'u aktardı şimdi. Kuruz potaya gitmek istedi. Faul. Barış kenarda. Ayzeh Umpik yeniden oyunda. Chris Wright dışarıya çıkardı. Kuruz 3 sayılık atışı isabetli. Paco Kuruz nefes aldırıyor takımına. Mehmet. Umpik'i buldu. Ayze Umpik pot altına harika pas. Kolbi kontrol edemedi topu. Kuruz'da kaldı. 1-3 sayılık atış daha isabet yok. Leisner'ın atışı. Ayze Umpik 3 sayılık atış. Umpik isabetli değil. Hücum ribandı Kolbi. Oyun alanında tutamadı topu Kolbi.
Cruz. Mehmet Özdağ'ın iyi bir savunma yaptı Cruz'a karşı. Top kaybına zorladı. Son 6 dakika içerisindeyiz. Mehmet 3 sayılık atışı isabetli değil. Cruz bu kez Cruz'a attı. Cruz'dan basket geldi. Üst üste 3 sayılık basketler Cruz. Farkı yeniden açıyor Eşitay Sigorta Afyon Belediye Denizli Basket karşısında. Umpik geriye çekilerek attı uzaklardan. Bu atışında da isabet yok. Leisner pasında Chris Wright foul. Fark yeniden çift hanelere çıktı. Cruz 2'deki attı. Mehmet. Aysel Humpik. Faul. Umpik'in ilk atışı isabetli. İkideki hata Ayzi Umpik. Cruz. Egemen. Keyres. Cruz'dan bir 3 sayılık atış. Daha bu da isabetli. Cruz atmaya devam ediyor. Düzeltiyorum Chris Wright. Üç sayılık basket Chris Wright'tan. Dört buçuk dakika maçın sonuna. Ümit. Köşede Mehmet'i buldu. Mehmet'ten üç sayılık atış. İsabetli değil. Rebound mücadelesi Cruz aldı. Dışarıya çıkardı. Chris Wright üç sayılık atış. Bunda isabet yok. Ümit beklemiyordu o topu. Cruz bir 3 sayılık atışta ondan bu da isabetli. 3 sayılık basketler üst üste molayı getiriyor Denizli Basket'e.
Altan. Ümit. Humpik. Dışarı çıkardı Altan. 3 sayılık atışı isabetli değil. Savunma ribandı Ekrem'de kaldı. Egemen. Kuruz. Bir 3 sayılık atış daha Kuruz'dan. Bunda isabet yok. Colby tepeden 3 sayılık atışı isabetli Dwight Colby. Ekrem. Egemen bu kez 3 sayılık atış, bunda da isabet var. 2 uzundan karşılıklı 3 sayılık basketler. Colby'e cevap Egemen'den geldi. Mertan bir 3 sayılık atıştı ondan. 3 sayılık basketler Mertan Mutlu. Barış Yumpik'le yer değiştirdi. Geiris. Chris Wright. Yeniden Geiris'le oynadı. Geiris potaya gitti. Basketi buldu. Son 2 dakika 20 saniye içindeyiz. Altan. Mertan yine bir üçlük atış. Mertan bunu kaçırdı. Kuruz'la Mertan arasında küçük bir gerilim yaşandı. Kuruz şimdi kenara geliyor. Berk oyunda. Chris Wright. Blok geldi Bora'dan. Altan. Faul. Barış. Ümit tepeden. 3 sayılık atışı isabetli Ümit. Son kol. Son 1,5 dakika. 13 sayılık üstünlüğü Afyon Belediye'nin. Ekrem. Keris ile oynadı. Keris. Pas arası Altan. Ümit. Smash ile tamamladı. Ekrem. Keiris koridoru buldu. Smaç'la tamamladı. Evaldas Keiris. Faul. Utku ve Ali Tuncer oyunda. Keiris ve Chris Wright kenarda.
2'de 0 attı. Bora Unpaçun. Berke. Kendisi gitti. Potaya basketi çıkardı. Son 40 saniye. Mücadelenin sonuna. 87-72. Mertan. Barış. Faul. İkide bir attı Barış. Son hücumu yapmıyor Afyon Belediye ve iki takım oyuncuları da birbirini tebrik ediyor. İki takım bence karşılaşma tamamlanıyor değerli izleyenler. Otel Angels Park hazırlık turnuvasının ikinci gününün ilk karşılaşmasında HDI Sigorta Afyon Belediye Spor Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'i 87-73 mağlup etmeyi başarıyor. İkinci günün ilk karşılaşmasında turnuvada Otel Angels Park hazırlık turnuvasında günün ikinci karşılaşması saat 18.30'da Bornova Belediyesi Lokman Ekim Fethiye Belediye Spor arasında oynanacak. Bu karşılaşmada Ege TV'den naklen yayınlanacak değerli izleyenler. Bu hatırlatmanın ardından şimdilik yayınımızı noktalıyoruz. Bu karşılaşmayla beraber yeniden canlı yayında karşınızda olacağız. Hoşçakalın.